Çok önemli gelişmeler oluyor. Tonguç, senle bunları paylaşmak istiyorum. Gerçekten de bizim önümüzdeki sınava etkileyecek gelişmeler. Hocam matematik ne olacak bu sene? Yani matematik herkes işte bir şey diyor, bir şey diyor. Ama önemli çok olan... Çok zor olacakmış değil mi hocam? Bu sene çok enteresan bir şeyler oldu. Onu söylemek istiyorum sana, bak. Bir kere 2020 LGS matematik sence zor mu olacak, kolay mı olacak? Kazık olacak hocam. İşte herkes öyle düşünüyor ama MEB örnek sorularını yayınlıyor biliyorsunuz. Artık Ekim'den beri yayınlamaya başladı ve Ekim'de çok enteresan bazı şeyler elde ettik. Kasım'da da çok enteresan bir şeyler oldu. Tonguç'um, Ekim'deki örnek sorulara baktığımız zaman 10 soru vardı. Evet. Yine 10 soru var, tamam eyvallah. Ama Ekim'deki örnek sorular 10 sayfaya sığdırmışlardı. Yani her sayfada bir soru vardı. Sorular yani çok 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 uzundu. Hatta abartı kurgular vardı ve dediğimiz gibi yeni nesil sorulardı tabii ama abartı kurgular. Yani aman şunu yaptı, bu bunu yaptı, ondan sonra bu bunu verdi, bu bunu aldı falan filan diyerekten çözülmesi. Çok uzun hocam, ben düşün. Gördüm. Ve ama Kasım'daki örnek sorularda çok değişik bir gelişme oldu Tonguç öğrenmem. Yine 10 soruydu ama 5 sayfaydı. Yani her sayfada 2 soru vardı ve kurgulu yeni nesil sorular vardı. Tonguç öğrenmem, bunları sana gösteremiyorum. Çünkü milletin bakanı diyor ki öyle gösteremezsin soruları falan filan. Örnek soruları gösteremezsin diyor. Ben sadece öğrenci için verdim diyor. Ama biz burada şunu analiz etmemiz gerekiyor. Bir abartı kurgular var, bir de kurgular var. İşte buradaki farkın aslında bize verdiği bazı ipuçları var, ona geleceğim. Aynı şekilde Ekim'de ve Kasım'da formüller yine başlaydı. Yeni nesil sorularda artık milletin bakanı bunu yapıyor. Tonguç Ölen Bey, aynı zamanda Ekim'de ve Kasım'daki farklılıklardan bir tanesi Ekim'de çarpanlar, katlar ve üstü ağırlıklıydı. Şimdi ise kareköklü ağırlıklı konular çıktı. Tonguç Ölen Bey, çok enteresan bir bilgi edindik. Biz bazı öğrencilere bu soruları Ekim'de de çözdük, Kasım'da da çözdük. Ve buradan çıkacağın sonuçlar ne biliyor musun? Nedir hocam? Burada Ekim'deki örnek soruların çözüm süresi, KS dediğim şey çözüm süresi minimum 3-4 dakika sürdü. Öğrenci uzun hayat hocam ya. Ama şimdi maksimum 2-3 dakika sürdü. Yani çok enteresan bir bilgi elde ettik. Kasım'daki örnek sorular gerçekten beklenenin aksine kolay geldi. O zaman bizim buradan bazı dersler çıkarmamız gerekiyor. Acaba 2020 LGS zor mu olacak, kolay mı olacağın? Bitişi kolaylaştırıyorlar mı hocam? İpuçlarını veriyor olabilir. O yüzden MEB'in şifreleri var. MEB'in şifrelerinden birincisi hepsi yeni nesil. Artık hiçbir şekilde eski tarz böyle birazcık daha klasikleşmiş sorular yok bir kere. Hepsi kurgulu. Gerçek yaşam durumlarını içeren, güncel hayat problemlerini içeren birazcık daha yeni nesil diye tabir ettiğimiz sorulardan geliyor. Peki ikinci kazanımımız şu. Kazanımlara %100 uyumlu. MEB'in şifrelerinden ikincisi %100 kazanımların asla dışına çıkmıyor. Yani 8. sınıf dediler, 8. sınıftan soruyorlar. Dolayısıyla farklı sınıfları falan katmıyorlar. Üçüncüsü ise öğrencilerin nabzını tutuyor. Evet öğrenciler, hocam çok kazık sorular. Aynen, herkes öyle demeye başladı. Öğrenciler, çok zor hocam aynen, ya. Böyle bağırışlar, çağırışlar, insanların serzenişleri falan. MEB bunu dinledi, dedi ki artık birazcık daha normal insan soruları soralım dediler gerçekten de. Ve birazcık daha soruları azalttılar. Seviyesini düşürdüler diyebiliriz. Aynı zamanda şimdi yapmamız gereken şey ne biliyor musun? Bir kere bir hatırlıyorsan matematiğin zorluğundan dolayı baştan bir pes edenler vardı. Ben baştan pes ettim hocam zaten. Ya bazıları ise çalışmaya hala devam ediyorlar, direniyorlar ve gerçekten de ben bu matematiği halledeceğim diyen azimli insanlar vardı. Şimdi sen baştan pes edenlersen hiç canını sıkma. Çünkü artık canlanma zamanı. Artık Kasım örnek sorularından sonra şunu diyebiliriz biz. Bu sınav gerçekten de beklenenin aksine işte NASA'nın hazırladığı gibi inanılmaz zor, kimsenin çözemeyeceği şekilde çıkmayacak gibi duruyor. Ve hemen başlamalısın ve çok iyi netler gelebilir. Bu saatten sonra bile gelebilir. Hiç endişe etme. Dolayısıyla çalışıp başarılı olabilmek için elinden gelen gayreti ver diyorum. Çünkü baştan pes ettin ama artık ışık gözüktü. Artık önümüzde umut ışığı var. Çalışmaya devam edenler için de şunu söylemek istiyorum. Denemelere sakın üzülmeyin. Evet, denemelerde işte yok matematikten 3 net yapıyorum, 5 net yapıyorum, 7 net yapıyorum. Çok düşük, ne yapacağımı bilmiyorum. İstediğim okula giremem. Hiç üzülme. Eğer sınav beklendiği gibi birazcık daha 2020'de LGS'de birazcık daha böyle hafiflerse o zaman sana gün yüzü çıkacak ve gerçekten iyi dereceler yapabilirsin ve hedefini yükselt artık. Gerçekten de hani Kasım örnek sorularından sonra. Tabii şunu da söylemek istemiyorum. Hani %100 kolay mı çıkacak? Hayır, öyle bir şey yok. MEB hep bunu yapıyor. Ekim'de kolay, zor sordu. Kasım'da kolay sordu. Şimdi Aralık'ta birazcık daha zor sorabilir. Yani konudan konuya göre değişebilir. Mesela kareköklü sayıların soruları birazcık daha kolaydı. Ama mesela diyelim ki olasılığın soruları daha zor gelebilir. Buna %100 garanti veremeyiz. Ama bize birazcık bir umut ışığı gözüktü. O yüzden hedefimizi yükseltelim ve doğru çalışmaya özen verelim. Tonguç Erbem, sana nasıl başlayacağımızla alakalı 3 tane plan yaptım. Nasıl plan yaptın? Plan X, plan Y, plan Z. Plan X'te eğer senin netin 0-5 net arasındaysa, yani şu anda matematikte gerçekten de birazcık daha aşağılardaysan, hani daha yeni başlangıç seviyesinde baştan pes etmiş
insanlardan sana eğer sen Tomuş Eren Bey'in ve matematiklerin zaten birazcık düşükse, ama tabii her bütün konuştuklarım sadece matematik için geçerli. Diğer dersler için konuşmuyorum. Ve şu anda yapman gereken söylemek istiyorum sana. Konuları izle. LGS kampımız var, normal videolarımız var, sınıf anahtarı sistemimiz var. Buradan konuları izleyip mutlaka konuları bir öğren. Sonrasında hemen bundan ilgili sorular çözmeye başlamalısın. Plan Y'de ise çalışmaya devam edenlerden netleri 5 ve 10 net arasında olanlar için. Ama bunu şunu unutmayalım. Bak, zor denemelerde netler alt sınıra, yani sıfır sınırına. Orta denemelerde ise üst sınıra. Yani mesela burada 10 sınıra. Alt ve üst sınır. Buna yakın olabiliyor. Yani 5 ile 10 arasında, 10 ile 15 net arasında yapıyorsan Tomuş Eren Bey'im, plan Y, plan Z, plan X'den bir tanesine uyacaksın. Plan Y'de 5 ile 10 net arasında arkadaşlar, çalışmaya devam eden arkadaşlar, konuları mutlaka izlemeye devam etsinler. Mutlaka notlarını çıkarsınlar. Soru çözsünler. Bir de ekstradan deneme çözsünler Tomuş Eren Bey'im. Plan Z'de ise çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için soru çözmeye devam ve aynı zamanda deneme çözmeye de hız vermemiz gerekiyor burada Tomuş Eren Bey'im. Peki bunun için sana 3 tane bunun için sana bazı kaynakları önce Plan X, Plan Y, Plan Z için nasıl uygulayacağına dair kaynakları bilmen gerekiyor. Yani senin elinde kaynak olmadan bu planları uygulayamazsın. Şimdi birinci adımda bak şunu unutmayalım. Bu baştan söylemek istiyorum. Farklı yayınlarda derecelendirilmiş kaynaklar varsa ondan da yararlanabilirsin. Ben şu anda Tonguç Akademi'de kurduğumuz sistem üzerine bir, hani geçen gün matematik LGS seferberliği şeklinde bir video da yayınladık. Evet hocam. Bu LGS seferberliğimizde matematik LGS matematik seferberliğimiz devam ediyor Tonguç Eren Bey'im. Bak birinci adımda yeni nesil taktikli matematiği çözüyoruz. İlk başta buradaki sorularla, orta derece sorularla ilk başta kendimizi yeni nesil sorulara ısındırıyoruz. Ve buradaki mantığı anlamaya çalışıyoruz. Sonra Tonguç Eren Bey'im, Dinamo Matematik Soru Bankamızla devam ediyoruz. Dinamo Matematik Soru Bankamızdaki birazcık daha üst seviye soruları çözerekten de, birazcık daha algoritmik soruları çözerekten de, sayısal analiz sorularını çözerekten de kendimizi geliştiriyoruz. Ve sonrasında Zuhru Bankası matematiği çözüyoruz. Ve gerçekten işin artık hani en üst noktasına çıkmış oluyoruz. Yani birazcık daha değil, artık en üst noktadaki soruları çözerek de kendimizi aşama aşama derecelendirilmiş soru bankalarıyla, kaynaklarla geliştirmiş oluyoruz. Bu adımları ilerliyoruz sonuçlarım. Ve burada inanılmaz bir net artış olacak. Kendine mutlaka dikkat ederekten netlerini teker teker yaz bir kağıda, net artışı zaten kendin göreceksin. Plan Y'de ise yeni nesil taktikli matematik soru bankamız, ardından KOTA matematik soru bankamızla denemeleri çözeceksin Tonguç Eren Bey'im. KOTA matematikte matematik denemeleri var. Yani mesela şu anda hangi konuları yaptın sen de Tonguç Eren Bey'im? Sen veri analizi olasılığa kadar geldin değil mi? Olasılığa kadar geldin. Zaten biraz sonra nasıl çalışacağını söyleyeceğim sana. Nasıl çalışacağını da göstereceğim. Mesela buradan hemen olasılıkla ilgili bizim şeylerimizi çözeceksin. Nedir ona? KOTA'ları çözeceksin. Konu tarama denemelerini çözeceksin. Mesela 10 soru. Bunu çözüyorsun. Yeni nesil soruları tamamlıyorsun buradan. Sonrasında karekök kısaları. Sonra geriye doğru gideceğiz. Geriye doğru gitme sistemini anlatacağım sana şimdi sana. Geldik sonrasında Zuhru Bankası matematiğimi çözüyoruz Tonguç Eren Bey'im. Yani bu 3 adımda ilerleyen bir sistem kurduk burada. Ve aynı şekilde Plan Z'de ise gerçekten senin netin 10 ile 15 arasındaysa, ya ben zaten bu işi matematik zor bile olsa yapabiliyorum ve şu anda gerçekten problemleri aşmak için netlerimi arttırmam gerekiyor diyorsan, KOTA matematiği çözüyorsun ve buradaki konuları teker teker tarıyorsun. Konu eksiklerini görüyorsun. Sonra bununla alakalı Dinamo Matematik'ten Tonguç Eren Bey'im, gerekli olan konuları tekrar çalışıyorsun ve sonrasında Zuhru Bankası matematikle de bu işin en üst düzey sorularını görerekten de işi tamamlıyorsun ve ondan sonra zaten LGS eğer kolay da çıksa, zor da çıksa, bu tarz soruların hepsini çözdüğün için başarılı olacaksın. Peki ne yapacağız? Nasıl yapacağız? İlk başta bizim gördüğümüz konular şunlardı. Çarpanlar katta, üst üste yer, karekök kısalar, veri analizi ve olasılık, değil mi Tonguç Eren Bey? İlk dönem şu ana kadar bunları gördük. Ve bu gördüğümüz konuların tüm testlerini sondan başa doğru temizlemen gerekiyor. Mesela KOTA denemelerini aldım. Matematik KOTA denemelerinden. Şimdi sen ilk KOTA'mızda dikkat, çarpanlar ve katlar. Ama ilerlediğimiz zaman üstlü sayılar var, karekök sayılar var, veri analizi var, olasılık var. Şu ana kadar mesela bazı okullar olasılığı bitirdi, bazı okullar daha bitirmedi. Sadece veri analizini yaptılar. Ama önemli olan biz hangi konudaysak, hangi okuldaysak ona göre. Mesela olasılıktan başlayacağız. Olasılıkta KOTA 15 ve KOTA 16'yı ve KOTA 17'yi bitirecek Tonguç Eren Bey. Pardon, KOTA 17'ye kadar geçme. Bunları bitir. Olasılıktan sonra veri analizini tanımlıyorsun. Yani konuları mutlaka sondan başa doğru temizle. Çünkü en yakın, en taze konu şu anda bu kafanda. Ve bunları temizledikten sonra Tonguç Eren Bey,
Karekökli sayılar, üssü sayılar, çarpanlar katlara doğru, geriye doğru git ve geriye doğru da konuları hatırlamaya gayret et Tonguç Erenmeyim. Mesela aynı şekilde Zoru Bankası veya taktikliden sana örnek vermek istiyorum. Taktikli yeni nesil matematik soru bankamız. Açtık Tonguç Erenmeyim. Sen aynı konudasın şu anda. İşte olasılık diyelim. Olasılığın... Veri analizi bitti hocam. Olasılığa geldik. Aynen. Veri analizi bitti. Olasılığa geldim mesela diyelim. Olasılıktaki bütün testleri bir tamamla. Bak 92'den başlayarak yeni nesil soruları da buradan çöz Tonguç Erenmeyim. Ve buradaki olasılık testlerini tamamladıktan sonra cebisel ifadelere geçmeden olasılık testlerini tamamladıktan sonra yani yaptığın konuları mutlaka yap. Okulda işlediğin konuları. Sonra veri analizinin testlerini tamamla. Ki zaten veri analizinin bölümü de belli Tonguç Erenmeyim. Bak veri analizinin testlerini tamamla. Sütun grafiğinden sayfa 80'den başlıyor. Mesela burada hemen zaten kendin de görebilirsin hangi bölümleri olduğunu. 89'a kadar tamamlıyorsun. Sonrasında Tonguç Erenmeyim kareköklü ifadelerin tüm testlerini tamamlayacaksın. Kareköklü ifadelerin testleri de sayfa 54'ten Tonguç Erenmeyim. Hemen sana göstermek istiyorum. Sayfa 79'a kadar. Yani sondan başa doğru giden bir sistemle sen bu konuların hepsini tamamlarsan eğer hem sağlam bir şekilde ilerleyeceksin hem de LGS matematik seferberliğimizi inşallah LGS matematikte beklenenin aksine birazcık daha orta düzey sorulardan çıkarsa da sen de inşallah bu sınavda hiç hayal etmediğin, biliyorum bazı insanlar matematikte full yapmayı hayal bile etmiyor şu anda. Ama eğer böyle giderse örnek sorular gerçekten de biz de artık full yaparaktan denemelerde de hem de gerçek sınavda da full yaparaktan istediğimiz okula kavuşacağız. İnşallah hocam. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla. İstediğin kitapları da iyi butonuna ulaşabilirsin. Aynı zamanda kırtasiyelere mutlaka gidip de aynı şekilde kırtasiyelere tüm Türkiye'deki kırtasiyelerden de ulaşabilirsin. Ulaşabileceğin kırtasiyelerin listesini de aşağıdaki açıklamaya koydum Tonguç Erenmeyim. Açıklamadaki linkten tıklayaraktan. Orada kırtasiyeler de var mıdır? Aynen hocam? Kırtasiyelerin listesine gidip kırtasiyelerden de bu kitapların hepsini temin edebilirsin. Hadi bakalım şimdiden matematik çalışmanda başarılar ve LGS matematiği halledeceğiz. Hadi bakalım. Sağ ol hocam.